Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ökgeş öğretmen. Bugün LGS'ye doğru programında Türkiye Cumhuriyeti, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini ben ve Songül öğretmen beraber işleyeceğiz. Songül öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli öğretmenim. Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 3. ünite konularından Batı Cephesi konusu. Peki Batı Cephesi'nin hangi başlıkları ele alacağız? Gelin öğretmenimizden öğrenelim. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü konumuzda Batı Cephesi'ni ele alacağız. Batı Cephesi'nde Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçişi ele alacağız. Sonrasında 1. Ünönü Muharebesi, daha sonra da 1. Ünönü Muharebesi'nden sonra yaşanan gelişmelere birlikte değineceğiz. İlk konumuz olan Kuvayi Milliye Birlikleri ile başlayalım. Öğretmenim, Kuvayi Milliye Birlikleri'nin bu süreçte milli mücadeleye ne gibi katkıları olmuştur? Bunu bize açıklar mısınız? Evet değerli öğrenciler, Kuvayi Milliye Birlikleri'nin hizmetlerini tablo üzerinden inceleyelim. Meclisin açılmadığı bir dönemde uzun süre Yunanlılara karşı mücadele ederek düşmanın iç bölgelere doğru ilerlemesini engellemişlerdir. Sonrasında Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan isyanları bastırarak meclisin varlığını korumuşlardır. Ve sonrasında halk arasında milli şuurun canlanmasında yardımcı olmuşlardır. Batı cephesinde önemli rol oynayan Kuvayi Milliye Birlikleri maalesef Yunanlara karşı net bir başarı sağlayamadılar. Bunun farkına varan Ankara hükümeti bu Batı cephesindeki Kuvayi Milliye Birliklerini tek merkezden yönetmeyi kararlaştırdı. Bunun üzerine İsmet Paşa komutasında Kuvayi Milliye Birlikleri düzenli orduya dönüştürüldü. Batı cephesi komutanı da İsmet Paşa oldu. 6-10 Ocak 1921 tarihleri arasında 1. İnönü Muharebesi bu düzenli ordunun ilk savaşı oldu. Gelin buradan sonrasını öğretmenimizden dinleyelim. Evet sevgili öğrenciler, Yunanlar Sevr'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zorla kabul ettirmek amacıyla saldırıya geçtiler. İsmet İnönü komutasındaki düzenli ordu birlikleriyle Yunanlar İnönü mevkiinde karşılaştılar. Büyük bir Türk direnişini gören Yunanlar geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Türklerin galibiyeti Yunanların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır bu savaş. Aynı zamanda içte ve dışta önemli gelişmeler doğurmuştur. Sevgili öğrenciler, öğretmenimiz 1. İnönü Muharebesi'nin içte ve dışta önemli sonuçlar doğurduğundan bahsetti. Gelin içte yani iç politikada ne gibi sonuçlar doğurduğuna öğretmenimizle bakalım. Buyurun öğretmenim. Evet değerli öğrenciler, yine karşımızda bir tablomuz bulunmakta. 1. Ünönü Savaşı'nın iç politikadaki sonuçlarını birlikte değerlendirelim. Birincisinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu biliyorsunuz ki yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır çocuklar. Aynı zamanda olağanüstü dönemlerde hazırlandığı için kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmemiştir diyebiliriz. Bir diğeri ise İstiklal Marşımız kabul edildi. Bir diğer gelişme ise Büyük Millet Meclisi'ne ve orduya duyulan güven arttı. Düzenli orduya da katılımlar artmıştır. Öğretmenimiz 1. İnönü Muharebesi'nin iç politikada ne gibi sonuçlar doğurduğuna değindi. Peki dış politikada ne gibi sonuçlar doğurdu? Gelin bir de dış politikadaki sonuçlarını dinleyelim. Evet elbette öğretmenim, sevgili öğrenciler, yine tablomuzdan takip edelim. Londra Konferansı düzenlenmiştir. Londra Konferansı biliyorsunuz ki 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sevr'i zorla kabul ettirmek amacıyla yapılmış bir konferanstır ama amaçlarına ulaşamamıştır İtilaf Devletleri. Ama Londra Konferansı'nın şöyle bir sonucu olmuştur değerli öğretmenim. Londra Konferansı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni İtilaf Devletleri tanımıştır. Aynı zamanda Misak-ı Milli'yi bütün dünya kamuoyuna tanıtmışızdır diyebiliriz. Bir diğer gelişme ise Türk-Afgan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'dır sevgili öğrenciler. İlk kez Müslüman bir devlet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milli'yi tanımıştır. Birbirlerinin bağımsızlıklarını tanımıştır diyebiliriz. Bir diğer gelişme ise Moskova Antlaşması'dır sevgili öğrenciler. Moskova Antlaşması da Rusya ile yapılmış bir antlaşmadır. Sevr'in iki devlet karşılıklı olarak birbirleriyle tanımadıklarını ilan etmişlerdir. Aynı zamanda Avrupalı bir devlet Misak-ı Milli'yi tanımıştır diyebiliriz. Moskova Antlaşması'nın da bizim için önemi budur. Sevgili öğrenciler, öğretmenimiz düzenli ordunun kuruluş süreci, daha sonrasında gerçekleşen 1. İnönü Muharebesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerden bize bahsettiler. Artık sorular kısmına geçebiliriz. Daha önceki yıllar LGS'de çıkmış, 2020 LGS'de çıkmış bir soruyla başlayalım. Buyurun öğretmenim. Evet değerli öğrenciler, karşınızda LGS 2020 sorusunu görmektesiniz.
Yine bize bir metin verilmiş. Metinden yola çıkarak hangisi söylenebilir diyor. Söylenebilirlerin altını çizelim. Sizler de sınavlarda çizmeyi unutmayın. Buna göre Moskova Antlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor sevgili öğretmenim. Aşağıda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmektedir. Maddeleri birlikte değerlendirelim. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir antlaşmayı tanımayacaktır. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye, Batum, Gürcistan'a bırakılmıştır. Boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlere yapılacak bir konferansta görüşülecektir. Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk zaferidir diyor. Evet sevgili öğrenciler, bize maddeler verilmiş ve maddelerden çıkarabileceğimiz yorumlar soruluyor. Bu durumda A seçeneğine ulaşamıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir diye bir maddeyi görmüyoruz. Bundan dolayı A seçeneğimizi eliyoruz. Bir diğer seçeneğimizde ise milli mücadelenin doğu cephesi başarı ile kapanmıştır. Değerli öğrenciler, Kars, Ardahan, Artvin Türkiye'ye, Batum Gürcistan'a bırakılmıştır. Ama milli mücadelenin doğu cephesinin kapandığına dair bir ifadeye yine rastlamıyoruz. Bundan dolayı B seçeneğimizi de birlikte eliyoruz. Bir diğer seçeneğimizde Sovyetler Birliği Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Evet değerli öğrenciler, bu cevabımız doğru cevaptır. Nedenini soracak olursanız, taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir antlaşmayı tanımayacaktır diyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirilmek istenen bir Sevr Antlaşması var ve bu Sevr Antlaşması'nı iki devlet de tanımadığını ilan etmiştir. Ve bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Ama bizler yine de bir D seçeneğine de göz atalım değil mi? Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir. Değerli öğrenciler, hemen boğazlarla ilgili maddeyi görünce aldanmayın. Çünkü boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle yapılacak, yani gelecekte yapılacak bir konferansla ilgili bir madde olduğu için boğazlar konusu Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir. Yani bitmiş bir şeyi söylüyor ama önümüzdeki maddede ise görüşülecektir. İleriki bir tarihle ilgili bir madde yer aldığı için D seçeneğini de eliyoruz. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, öğretmenimiz bizler için Moskova Antlaşması ile ilgili bir soruyu cevapladılar. Gelin bir de 2021 LGS'de çıkmış başka bir soruyla devam edelim. Buyurun öğretmenim. Evet değerli öğrenciler, şimdi karşınızda LGS 2021 sorusunu görmektesiniz. Atatürk'ün bu sözlerine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Yine yapılamazın altı çizilmiş, biz de tekrardan bir çizelim değil mi? İstiklal Marşı'nda istiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır demiş Atatürk. Sevgili öğrenciler, şimdi seçeneğimizde yapılamaz ifadesini bulmamız gerekiyor. Verilen mısradan yola çıkarak sorumuzu çözmeye başlayabiliriz. A seçeneğinde Türk milleti barışçı bir politikayı benimsemektedir. Değerli öğrenciler, İstiklal Marşı'ndan bir mısrayı görmektesiniz. Biliyorsunuz ki İstiklal Marşı bizim için bir bağımsızlık savaşı, bir hür yaşama davası olduğu için Türk milleti İstiklal Marşı'nda bu barışçı bir politika değil, hür yaşama, istiklal mücadelesini yaşattığı için barışçı bir politika izlemiştir diyemeyiz. Bundan dolayı A seçeneğimizi eliyoruz. Bu arada hürün anlamı özgür, hürriyetin anlamı özgürlük, İstiklalin anlamı ise bağımsızlıktır sevgili öğrenciler. B seçeneğine bakıyoruz. İstiklal Marşı Kurtuluş Savaşı'ndan kesitler içermektedir. Evet sevgili öğrenciler, hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal cümlesinde Kurtuluş Savaşı'mızdan kesitler içerdiğini görmekteyiz. Bundan dolayı B seçeneğimize ulaşabiliriz. C seçeneğimizde ise Türk milleti özgürlük ve bağımsızlığına düşkün bir millettir.
Değerli öğrenciler, zaten biraz önce de hürriyet ve bağımsızlık, istiklal kavramlarını çizmiştik. Türk milleti özgürlük ve bağımsızlığına düşkün bir millet olduğunu, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal kelimelerinden çıkartabiliriz. Bu durumda C seçeneğine de ulaşabiliyoruz. D seçeneğinde ise İstiklal Marşı yazıldığı dönemin milli ruhunu yansıtmaktadır. Evet değerli öğrenciler, Kurtuluş Savaşımızın ruhunu bize yansıttığı için dönemin milli ruhunu da bize yansıtmaktadır diyoruz. Ve bu durumda doğru seçeneğimiz Atatürk'ün bu sözlerine göre aşağıdaki çıkarımlarından hangisi yapılamaz ifadesini A seçeneğinde görüyoruz. Sevgili öğrenciler, öğretmenimiz bugün bizlere düzenli orduya geçiş süreci, 1. İnönü Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdiler. Geçmiş yıllar LGS'de çıkmış iki tane soruyu da bizler için cevapladılar. Öğretmenim, programı kapatmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet değerli öğrenciler, bugün sizlere şu cümleyle kapanışı yapmak istiyorum. Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine asla ve asla izin vermemektir diyorum ve size hoşça kalın diyorum. Başarılarınızın daim olması dileğiyle. Hoşça kalın.